Şili. Ben hiç sevmedim Şili'yi. Şili'nin Iquique şehrine gittim. Orada kız arkadaş vardı. Sürekli olarak ne zaman ziyaret edeceksin? Ne zaman bir yere gitsem hemen mesaj atıyor. Ne zaman ziyaret edeceksin diye. Şimdi dünyanın çeşitli yerlerinden genç kızlar, öğrenciler buradaki ailelerle temas kuruyorlar. Çocuk bakıcılığı üzerine, çocuk eğitimi üzerine. İşte geliyorlar 3-4 sene kalıyorlar. Yasal olarak öyle bir şans tanıyor. Türkiye'den de gelenler olmuştu. Ondan sonra aile memnun kaldığı sürece kalıyorlar. İşte bazen 3 sene, 4 sene. Aile onlara yer ve oda veriyor. Ve o sürede de para biriktiriyorlar. Kendi ailelerine, kendilerine gelecekte faydası oluyor. Bu yolla çok kişiyle tanıştım ben bu barda. Çünkü genelde gençler eğlenmeyi seviyorlar. Dans etmesini seviyorlar. Bakıyorlar nerede yani her yerde restoran var da içinde eğlence var mı? Önemli olan eğlenebilmek, gittiğin zaman ortamın düzgün olması. Bundan dolayı da bu Las Tapas'a geliyorlar. Bir saatlik yoldan geliyorlardı. Bu kızın da yaşadığı yer işte aileyle birlikte yaşadığı yer 50 dakikalık yer. Yani hep çevreden geliyorlar yani 50 bir saat uzaklıktan geliyorlar. Eğlenmek için geliyor insanlar. Ondan sonra işte her zaman soruyor ne zaman beni ziyaret edeceksin, ne zaman beni ziyaret edeceksin diye. Ben de tabii geçiştiriyorum. Hiç aklımda yok çünkü. Neyse sonunda dedim gideyim şuraya. Ondan sonra mesajlaştık. Ben buradan bileti ayarladım Şili'ye. Çili diyebilirim çünkü o İngilizce yani şaşırıp Çili denilmesin. Çili. O da Şili'den şehrine bileti ayarladı. Ben pasaport numarasını verdim. Ondan sonra dedim o detaylarla uğraşamayacağım. O da oradan bileti ayarladı benim biletime göre. O da bilet saatini ayarladı. Neyse. Iquique uzun yazılıyor. Ben orada Iquique uçağına binmek için yazıldığı gibi okumaya çalışıyorum. Oradaki memur anlamıyor. Öyle bir şehir yok. Yani işte benim okuduğum gibi iki keymişim her zaman. Kolay iki ke. Fakat yazılışı uzun. Neyse. Aa dedi kız. Ben gösterince şeyi işte aldığım bileti bana gönderelim. Aa dedi iki ke. O dedim kolaymış söylenişi. Neyse. Gittiğimde karşıladılar beni oradan. İki ke havaalanından. Şili deniz kıyısı fakat çok uzun. Uzun bir yer Antalya gibi. Fakat ben uçak alçaldığında normalde Latin ülkelerinde denizle orman buluşur hep. Onun için güzelliktir yani. Daha önce şeyde de aynıydı. Muğla tarafında da aynıydı. Ormanla deniz buluşurdu işte Köyceğiz tarafında işte Ölüdeniz'de birçok yerde o zaman güzellik yani orman ve deniz beraber. Bakıyorum deniz var fakat orman göremiyorum. Yani kabak. Görüntü yukarıdan kabak. Herhalde diyorum gözüm yanılıyor. Çünkü dalgaların kıyıya vurduğunu görüyorum. Ya diyorum bir gariplik var bunda yani normalde orman olması lazım o tepelerin.
Şey yok, ağaç yok. Ben yani yorgunluktan, işte uykusuzluktan göz yanılması diye önem vermedim. Neyse iki kız geldi, beni havaalanından aldı. Gittik şehir merkezine. O oteli ayarlamıştı. Uğraşmayayım diye. Otele yerleştik, çıktık dışarıya. İşte yemek yedik. Sonra gezdiriyor. Hemen orada dans grubu, karşı yakada olur ya işte şeyler. Orada da bir dans grubu vardı. Dans ediyorlar. Onları seyrettik biraz. İşte saat 12'ye geliyordu. İşte para bozdurulacak yeri gösterdiler. Kahve içilecek yeri gösterdiler. Kahvaltı yapılacak. Ben öyle Latinlerin kahvaltısı bana ağır geliyor. Onlar sabahleyin pilav yiyorlar, kuru fasulye yiyorlar. Onlar da kuru fasulye siyah. Bizdeki gibi beyaz değil kuru fasulye. Susuz oluyor. Tane sadece. Sabah kahvaltısında onu yiyorlar. Bir gün önceden kalma tabii. Sabahleyin onu pişirmezler. Onlar da önemli değil o. Ondan sonra sabahleyin işte şey koyarlar. Domuz etinden bir parça koyarlar. Ben onları yiyemiyorum. Bana bir tane bir parça bir şey olsun yeter. Hamur işi. Genellikle pastanelerini bulurum ben onların. Öğrenirim. Zaten muhakkak vardır. İki sokak ileride vardır bir pastane. Basit ama öyle detaylı bir pastane değil. Ondan sonra gösterdiler. Burada dediler yiyebilirsin. Pasta masta çeşitleri var. Yani yakından görmedik de şurası dedi karşıda. Tabii sabahleyin kızlar işine gidecek. Geldi mi? Ertesi günü geldim. 100 dolar bozdurdum söyledikleri yerde. Gittim o burada kahvaltı yapabilirsin denilen yere. Bir dilim pasta söyledim. Hani benim yiyebileceğim bir o var. Ağır olmayan yani. Bana göre en hafif bir dilim bir pasta. Ondan sonra arkadaş 12 dolar. Şimdi her yerde pasta isterse İsviçre pastanesinde olsun, isterse işte Fransız pastanesinde olsun. Oralarda da ben bu tür şeyleri yiyorum. Yani onların şeyleri iyidir yani. Bu pastane ürettikleri şeyler lezzetlidir, çeşit çeşit. Yani çok çeşitlidir. Gidiyorum, bir pasta dilimi nerede yersen ye 5 dolar. 12 dolar. Ödedik tabii. Ben hep hesabıma bakarım. Yani gittiğim yerde para birimi değişik olduğu için hemen çözmeye çalışırım. O para birimini ki kazıklanmayayım diye. Hani bir şey alırken falan kazıklanmayayım diye o para birimini hemen çözümlemeye çalışırım. Ona hesabı ödedim. Geldim oturdum yerime. İşte vakit geçiriyorum. Yapacak bir şey yok. Yani öyle çok çeşitli şey yok. Hem vakit geçiriyorum. Şöyle dedim bir cebimdeki parayı kontrol edeyim. Ondan sonra sanki bana düşürdüm gibi geldi. 12 dolar bir tane pastaya verince sanki bu, yani para düşürmüşüm gibi geldi. Daha ilk parayı bozdurduğumda söylemişlerdi burada kahve içebilirsin diye. Gittim oraya. Zaten bir tane küçük bir meydan. Hepsi bir yerde yani. Tabii otelden yaklaşık 1 kilometreye yakın yürüdüm otelden. Yürüdüğüm yerde restoranların bulunduğu yer. Bu restoranlarla ilgili biraz sonra bahsedeceğim. Kahve işini yarım bırakmayayım. Ya o bankanın bir kısmını kahve yapmışlar. Yani kahve satılan yer yapmışlar. Starbucks gibi. Ama o kadar teferruat değil de küçücük bir yer. Böyle köşeye. Ondan sonra öyle teferruatlı Starbucks gibi falan. Teferruat yok yani. Çok basit yapmışlar.
Şu kadar bir kap. Şu kadar. 8 ons kap. Nakit kabul etmiyorlar. Çünkü kazıkladıkları belli olmasın diye. 4,5 dolar. Ya ben kocaman bu kadar kabı bu kadar bu kadar 3 dolara alıyorum. Yani onların verdiği kabın 2,5 misli 3 dolara alıyorum. Bana küçücük şöyle şu kadar şöyle bir bardağı onu da tam doldurmuyor yani. Yukarıdan bir parmaktan fazla boşluk bırakmış. Ondan sonra ben görünce de hemen değerlendiriyorum tabii fiyat değerlendirmesini. Dedim şeye banka çalışanlarına bu dedim kahve şeyi sizden dedim fazla para kazanıyor. Bu bankacılıktan daha fazla para kazanıyor dedim. Tabii onlar şey İspanyolca, İngilizce bilmiyorlar da ben İngilizce söylüyorum onlara. Yani kazıklanmanın aldım artık. Bir de Wi-Fi'den yararlanayım diye yani temas sim olsun dünyala diye onu aldım oradan. Çünkü ertesi gün oradan geçerken otomatik Wi-Fi çalışıyor. Her yerde öyle yani alıyorum ben. Ertesi günü kullanacağım zaman hemen o dükkanın önüne geldiğim zaman hemen otomatik giriş yapıyor Wi-Fi. Dedim hani bir kere ödeyeyim parayı bir daha şey yapmam. Orada bir kazıklandık. Orada elektrik girişi 3 tane böyle yan yana metal. Türkiye'de 2 tane. Orada 3 tane yan yana. Tabii bana o şeyden lazım. Cep telefonunu şarjını yapmam için. Tarif ettiler. Gittim aldım bir tane. Dursun otelde diye. Lazım çünkü. Her yerde lazım. Sonra başladım. Bir tane her gittiğim yerde o gittiğim yerin tişörtünü birkaç tane tişörtünü giyiyorum ki hatıra olsun diye. Arkadaş benim vücuduma göre bir tane tişört yok. Küçük yapmışlar. Hiç düşünmemişler yani benim gibi şişmanı. Ona dolaş 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 dolaş. Yok arkadaş. O oraya gönderiyor, o oraya gönderiyor, o oraya gönderiyor, o oraya gönderiyor. Allah'tan şeyi şuraya yazar mısın adresi diye biliyorum. Escribirlo par favor. Ve şimdi söylüyor mesela şu diyor. Tarif ediyor. Ben şeyi notebook'u açıyorum telefondan. Notebook kısmını. Diyorum şuraya diyorum yazar mısın adresi? Yani şeyin ismini söylese yeter. Yani bana bölgenin ismini söylese ben bulurum onu. İşte, kilise ise kiliseyi söylesin. Ben oradan etraftan gene bulurum. Sonra sonra bulurum. Ondan sonra öyle öyle Escribirlo par favor, Escribirlo par favor diye oradan oraya gönderiyorlar benim tenis topu gibi oradan oraya, oradan oraya. Yok arkadaş, hiçbir yerde yok. Yani bana göre bir tişört yok. Ondan sonra saat kulesi var orada da. Onun saat kulesi meydan. Onun etrafında işte toplanmış kafeterya, işte bazı dükkanlar. Bu yürüdüğüm yol boyunca da işte otelden yürüdüğüm yol boyunca da restoranlar var. Fakat restoranlar normal bina değil. Eski evleri, yaşanılan evleri restoranta çevirmişler. Ondan sonra kapıyı kapattıklarında sanki bir ev görüntüsü var. Yani sabahleyin öğlen yürüdüğüm zaman ben bir restoran havası görmüyorum. Yani sanki sokakta yürüyormuşum gibi. Kapılar öyle boyalı, rengarenk boyalı, her bina farklı boyalı. Kapılar genellikle büyük oluyor. Latin Amerika'da onların mimarisi kapılar hep büyük oluyor. Sordum sebebini de çok sıcak olduğu için havanın
daha iyi girip içeriye serinletmesi için kapıları yüksek yapmışlar. Bayağı yüksek. Bir de kapının içine bir daha kapı yapıyorlar. Yani bütün kapıyı açmamak için öbür küçük kapıdan giriyorsun. Yani kapı içinde kapı oluyor. Onun için kapılar büyük. Kapıyı kapattığı zaman orada bir restoran olduğunu bilemezsin. Anca tepeye bakacaksın. En tepede yazıyor restoranın ismi. Bana kız arkadaş demişti ki Şili'de öğle yemeği yok. Öyle bir kültür yok. Öğle yemeği sunumu yok. Yani restoranlar öğle yemeği servisi vermiyorlar. Yemiyorlar çünkü. İki öğün yiyorlarmış. Gerçi ben de uzun süreden beri iki kere yemek yerim. Yani bir uykudan kalktığımda işte yarım saat içinde, bir saat içinde bir yemek yerim. Bir de duruma göre erken kalktıysam 3'te veya 5'te yemek yerim. Bir daha yemek olayı olmaz. İki kere yiyorum. İki kere yiyorum da ama sunum yok yani restoran sunumu yok. O garip. Aslında öğle yemeğe ihtiyacı yok. Yemedim hiç. Yani burada da iki kere yediğim için yemedim de ama olmayışı garip geliyor. Kız Hilton Oteli'nde çalışıyor. Zaman zaman şey değişimleri otel içerisinde zaman değişimleri oluyor. Menajer ne derse, müdür ne derse ona uyum sağlıyorlar. İşte akşamüstü geliyor, gezdiriyor beni her tarafa. İşte saat 10'da gidiyor. Ben ondan sonra içiyorum. Bütün restoranları ziyaret, şöyle bütün restoranları derken, arkadaş, bu akşam 6 tane restoran açık, tamam mı? Ben bu tarafa gelirken bir bakıyorum 2 tane daha açılmış. Yani her şey saatli iyi mi? İyi diyorum ben buraya yarın geleyim diyorum, o restoran yarın açılmıyor. Öyle bir gariplik. Ya diyorum ben burayı nasıl görmedim, yarın geleyim diyorum. Hani atmosferi, atmosfer derken öyle insan şey yok. Bir insanların çok toplandığı yer, bir gürültülü müzik var. Orayı da ben sevmiyorum. Yani öyle rahatsız edici müzik. Ben sakin, daha çok sakin olsun. Yani oraya oturayım istiyorum orada. İçki içeyim yani. Hepsini deneyeyim istiyorum. Yani. Şimdi bu Şililerin, ben iki Latin ülkelerin hemen hemen tamamını gezdim. Ziyaret ettim. Sevmediğim iki ülke var. Beğenmediğim. Yani bir daha asla gitmem dediğim. Biri Honduras. Pisti. Sidik kokuyordu sokaklar. Yalan söylüyorlar. Hatta bankaların önünde silahlı, hani hazır böyle silahlı korumalar var. Hatta içeri girerken bana şapka, şimdi gözümden ameliyat olmuştum. Doktor şapka kullanacaksın dedi. Kafamda şapka vardı. Bana şapkanı çıkar diyor. Ben, yani bankaya giriyorum. Şapka yani elinde de silah var. Uzun namlulu. Ya dedim artistlik yapma. Yani elinde silah almışım bilmem ne yapmasın. Halbuki aynı dili konuşmuyoruz o İspanyolca. İşte bizim de damar tuttu mu herif, adam tetik ucunda uzun namlulu herif koruma bankanın koruması sıksa parçalayacak beni. Arkadaş ya tamam dedi çıkarıver şapkanı dedi. Ondan sonra dedim buraya dedim koymuşlar bunu dedim. Ondan sonra artistlik yapıyor yani. Ben buradayım diye. O Honduras'ı sevmedim. Ondan sonra bir de Şili'yi sevmedim. Normalde Latin ülkelerinde insanlar müzikle ilgilenirler. Yaşam da yaşam yaşamı kolaylaştırmak için işi gırgıra vururlar. Hep dans. Her yerde görürsün böyle adam garson dans ediyor. Orada herkes böyle durup dururken şey yapar yani yaşamı pozitife çevirir. İş alanları dardır falan. Ama hep müzik vardır yani.
Hep müzik vardır yaşamlarında. Şili'nin insanı mutsuzdu. Şimdi şöyle, bir depo benzine $75 ödedim. Yani Mini Cooper diye araba var ya, küçük boylu, İtalyanlar galiba. İtalyanlar mı üretti? Bilmiyorum. Bayanlar kullanıyor gene. Mini Cooper diyorlar. Onun deposunu $75 2018 yılında doldurdum. Bilmiyorum şimdi ne kadar. Şöyle, Türkiye'nin ekonomisi, ekonomik açıdan, pahalılık açısından Şili, Türkiye ile beraber aynı durumda, karşılaştırma yapıyorum. Mutsuzluk insanların suratındaki ifade açısından, ben orada mutlu insan, Şilili olarak, Arjantinli var, Venezuelalı insanlar var orada, yani Bolivyalı var, onlar mutlu. Yani görüyorsun zaten, temas kuruyoruz. Çok kolay temas, yani sohbet etmek falan. Onlar İspanyolca ama aralarında tabii İngilizce bilen var. Onların genellikle Google Translator var ellerinde. Hemen oradan konuşuluyor. Mutlu Şili'ni görmedim ben. Hep mutsuz. Ondan sonra ekonomik durumdan Türkiye'ye benzettim. Türkiye'nin durumu Şili ile aynı. Hem insanların mutsuzluğu hem ekonomik açıdan. Orada da güvercinleri buldum. Ondan sonra her sabah güvercinlerle oyalanıyordum. İşte yarım saat, bir saat topluyordum güvercinleri başıma. Ya dünyada en çok zevk aldığım şey o yaban güvercinlerinle beraber olmak. Bir de sokakta bir şeyler satan çocuklar vardır. İşte ciklet satar, işte çikolata satar. İşte onlardan alışveriş yapıp, onlar toplanırlar sonra. Küçük yerlerde, o 5-6 tane çocuktur o. Ondan sonra senin yanına gelirler onlar. Yani benim yanıma gelip, çünkü kimse almaz onlardan, onları ciddiye almaz. Onlar satar ama alıcısı yok. Ondan sonra aldığım için onlar hisseder, çocuklar hisseder, güvercinler hisseder. Gelirler sonra yanıma, öyle bakışırız. Anlamıyoruz da birbirimizin dilini. Yani konuşamıyoruz da öyle sohbet etse. Çocukların soracağı sorular vardır. Ama hoşuma gidiyor onlara şey yapmak. Ben onlardan alıyorum, öbür çocuğa hediye ediyorum. Ondan alıyorum, öbür çocuğa hediye ediyorum. Ondan sonra şaşırıyorlar tabii. Öyle bir manyak gelmiş diye. En çok mutlu olduğum o çocuklardan alışveriş yapmak. Onlarla yani bir arada olmak. Bir de güvercin, yaban güvercinlerini beslemek. Benim en çok sevdiğim, hayatta zevk aldığım şey. Sonra normal bir kafeterya vardı. Orada şey normal yani. Kahve fiyatı normal. Oturuyorsun, istediğin kadar otur. Gene saat kulesine bakıyor. Orada saat kule değil de işte kule diyeyim yani, kolay olsun diye. Orada oturuyordum 2-3 saat. Sonra dolaşıyorum, çevreyi dolaşıyorum. İşte kız gezdiriyor. Geldiği zaman fazla şey yapmıyorum, o gezdiriyor. Deniz kıyısı var, balık satılan falan yer var. Fok balıkları vardı. Her tarafta, deniz kıyısında, insanlarla iç içe artık alışmışlar. O videoyu çektim, ben koydum o fok balıklarını falan. Daha önce koymuştum bu YouTube kanalına. Tur yaptık botla. İşte gezdirdi falan. Gene belirli yerlerde fok balıkları güneşleniyorlar falan. Sonra başka bir gün onların savaş gemisi var. Esmeralda diye. İsmi Esmeralda. Randevu alıyorsun. Tabii parasını ödüyorsun. Bu Esmeralda'nın önünden almıştım bu yelkenliği. Bunları da gene Şili'den almıştım. Bir de
şey var. Şöyle bir figür var. Aslında bu duvarda var ama sökmek zor geldi. Son obje var. Onları söküp takmak zor geldi. Onun için ellemedim. Sadece şunları koydum şuraya. O Esmeralda'dan randevu aldı. Ertesi günü oraya geldik. Oradan sonra ziyaret ettik. İçini tanıttılar. Bölüm bölüm tanıttılar işte ne olduğunu, ne geldiğini falan. Ondan sonra işte normalde yakıcı güneş yoktu. Yani normal bir işte diyeyim 22 derece. 20, 22, 21, 23 derece bir sıcaklık vardı. İşte ben bir şey aldığım zaman otele getiriyorum. Çünkü elimde gezdirdiğim zaman unutuyorum. Evet. Bir yerde unutuyorum aldığım şeyi. Onun için bir şey aldığım zaman muhakkak alıyorum yani. Bir şeyler alıyorum oranın anısına. Yani üşenmiyorum, geri geliyorum otele, bırakıyorum onu. Biraz dinleniyorum, gene çıkıyorum. Yani muhakkak otele birkaç kere uğrarım gün boyunca. Geldim, oradaki kadın dedi ki, o dedi yanmışsın dedi bana. Tamam mı? Ben yansam, yani bir deniz kıyısına gidip de böyle güne şey olsam hissederim yani ya yandığımı. Ben bir anlam veremedim. O İspanyolca söyledi. Ondan sonra işte şey sıcak dediğini biliyorum yani. Ondan sonra arkadaş aynaya bir baktım. Şöyle boynumun altında şöyle böyle yaraya benzeyen bir şey oluşmuş. Yani ben bu ne zaman oldu? Yani güneşin altında falan öyle bir ortam olmuyor. Sabahleyin işte saat 9'a doğru yürüyorum şeye, merkeze doğru. Orada bakkal pastane karışımı bir şey var. Oradan bir tane hamur işi kendime alıyorum. Yenmiyor çünkü. Gerisini hep güvercinleri alıyorum. Onlarla zaman geçiriyorum. Hani şelik bir. Ondan sonra kafeteryaya oturuyorum. Yani güneş altılık bir durum yok. Yani şehrin konumu öyle değil. Ama başka yerlerde geziyorum. Harbiden yani yürüyorum güneşin altında biliyorum. Ne dedim burası nasıl oldu? Sonra tabii ben sürekli olarak gözlem yapıyorum. Şimdi tahmin ediyorum. Yani bu benim sadece tahminim. Şimdi ağaç görmedim ben çevrede. Ta şeye kadar gittik. Sonra Peru'ya geçtik biz. Kız izin aldı, almış otelden. 3 günlüğüne Peru'ya geçtik. Yol boyunca ben hiç ağaç görmedim. Yani ağaç yok. Şimdi benim görüşüm nasıl dağda ağaç olmaz yani bir işte maki topluluğu olmaz. Eğer volkanikse dağ orada bir şey yetişmez yani canlı yetişmez orada. Demek ki o dağ, yani çevreler, volkanik dağlar ve bu insanları etkiliyor yaşamını. Negatif olarak etkiliyor. Onu öğrendim. Bir de o volkanik, hani güneşin bana yansıması o volkanikten dolayı yaraya oluşturuyor. Yoksa ben hani gerçekten dağınık insanım ama hijyen açısından günde 40 kere elimi yıkarım. Hani rahatsızlık, bu derecede bir rahatsızlığım var. Yani şurada bile gidip elimi yıkıyorum yani. Burada benim, sadece ben varım burada. Öyle bir rahatsızlığım var yani el yıkama konusunda. Hatta Yunan restoranında çalışırken eldiven kullanıyoruz. Sahibi beni takip ediyormuş. Dedi sen dedi eldiven kullanmana gerek yok dedi. Sen zaten durmadan elini yıkıyorsun yani. Hakikaten o adamın da dikkatini çekmiş. Yani hijyen konusunda ben çok dikkat ederim. Mesela giderim, benim daha önce bu Covid olmadan arabamın yan cebinde dezenfektan vardı o zaman. İşte
meşhur olan dezenfektan. Ben bir eve girip çıktığım zaman hemen oradan elimi dezenfekte ederim. Hiçbir yere dokunmam. Mesela otel diyorum, asansörün tuşlarına dokunmam. Yani anahtarın ucunla kapılara dokunmam. Ona göre yani. Zaten kapılar otomatik. Yani hiçbir yere dokunmam. Öyle bir hastalığım var benim. Yani temas etmeme şeyi. Onun için o mikrop kapma olayı olamaz yani. Benim yani bir yere değdiğim yok. Ondan sonra dedim yani bu volkan, dağlar volkanik. Onun için bir şey yetişmiyor üzerinde. Ağaç yetişmiyor. Yani bir yeşillik olmuyor. O insanların da yaşamını etkiliyor. Nasıl bazı yerlerde fabrikaların bacalarından çıkan duman insanların yaşamını yani mutsuz ediyor. Mesela Zonguldak'a gidin. Gittiğim için biliyorum. Satış yapmaya gidelim dedik. Madenin içinden çıkan madenciler böyle bir noktaya bakıyorlardı. O gazdan etkileniyorlar. O insanların normal yaşamlarında gülmesi mümkün değil. Maden. Volkan da aynı şekilde. İnsanların mutsuzluğunu bir onaya yordum. Bir de pahalılık açısından. Yani bundan mutsuz dedim. Ondan sonra Peru'ya geçtik. Onu sonra başka bir video yapacağım. Peru'yla ilgili. Yani benim sürekli olarak beni yönlendirecek, çevreyi gösterecek yakın arkadaşım olmasına rağmen 3 gün 3 veya 4 gün Bolivyalılar karnaval yaptılar orada. Onlar meşhurdur. Grup grup rengarenk elbiselerle hem müzik eşliğinde dans ederler. Savaş dansları yaparlar. Bayılırım ben onlara. Burada her sene gelirler. Kasım ayında mı? 10. ayın başında gelirler. İşte binlerce kişi grup 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 dans ederler. Hep daha önce gidiyordum da şimdi gitmiyorum artık. Orada da onların sayesinde 4 gecem onları seyrederek geçti. Ondan sonra tabii aralarında film çekmeme müsaade ediyorlar. Yani rahatsız olmuyorlar. Ben şeylerin ortada duruyorum. Onlar sağımdan solumdan geçiyorlar. Hiç rahatsızlık duymuyorlar. Ondan sonra 4 gecem onlarla şenlendi. Diğer zamanlarda da kapatana kadar içiyordum. İçki içiyordum. Hep değişik değişik restoranlarda. Bir bira $11. Öyle bir pahalılık görmedim ben. Yani böyle bir pahalılık yok. Şili'deki pahalılık. Hani restoranlara da bir Şili'nin gitmesi mümkün değil. Yani gidip oturması mümkün değil. İşte 15 gün takıldım. Bir daha gider miyim? Asla. Şeyde de işte dönüşte de havaalanına yakın olsun diye Santiago başkent, oradan kalkacak esas uçak, oradan Hilton'dan Kızıyar ayırdı, onların servisi var havaalanına. Ondan sonra orada da 2 kere para ödemiş oldum, nakit ödeyeceğim dedim, nakiti aldılar, bir de kredi kartı dediler. Ben de 3 defa hani daha önce bir rezervasyonu onaylama e-maili geliyor. 3 değişik yerden e-mailleşmemize rağmen daha sonra paramı iade etmediler. Her seferinde mektup yazıyorum. Bütün o e-mail gönderilen yerleri şey yaptılar. Herhalde blokladılar beni. Ondan sonra bir türlü para iadesi alamadık. Hilton'dan böyle bir kazık yedik. Santiago'da. Ondan sonra yani
Şili'den yani gidip de memnun olmadığım ülkelerden bir tanesi. Halk mutsuz olunca o gelen, dışarıdan gelen işte turistlere de o mutsuzluk yansıyor. Gerçi burada ben birçok Şilili kızla tanıştım, dans ederdik falan. Hepsi yüzü gülüyordu. Ama şimdi yani düşündüğüm zaman o yüzlerindeki ifade sanki gerçek değilmiş gibi. Yani o gülücüğü sanki yüzlerine maske gibi taktıklarını düşünüyorum. Çünkü başka bir ülkede bir turda bir işte kumsalda işte öyle ayarlıyor tur. İşte öğlen yemeği burada vereceğiz diyor. İşte orada piknik masaları var kumsalda. Gayet güzel. Piknik masaları yani tam şeye işte Karabiyan adalarına göre yani. Denk geliyorsun. Üç tane Şilili kız denk geldi bizim masaya. Arkadaş şeydir. Biraz gerçi avantajını yaşadım da yüzsüzdür. Sorar herkese neredesin, neredesin diye. Ondan sonra dediler Şili, Şili, Şili. Genç kızlar. Ondan sonra dedi ki arkadaşım dedi Şili'ye gitti ama yani memnun kalmamış dedi. Kızlar da sordu neden diye. Ben söylediğim zaman hepsinin suratı asıldı. Hani şey olarak böyle. Gayet güzel kızlar. Yani memleketlerinin beğenilmemesini kaldıramadılar. Ondan sonra tesadüf de Dominican Republic'teydi bu kızlarla karşılaştığımız yer. Punta Cana şehrinde. Oradan tur. Şeyin ortasında Karabiyan ortasında dümdüz bir ne diyorlar ona? Katamaran mı ne diyorlar? Parti. Dümdüz ama sanki salon gibi. Yani düğün salonu gibi, disco gibi. Botlarla milleti topladılar oraya. Birçok bot geldi. Ondan sonra ben yüzümü denize dönüp böyle hayallere daldım. Bulutları işte yukarıda falan böyle şeyle ilgilenmiyorum. İnsanlarla ilgilenmiyorum yani. Habire insan geliyor. Topluyorlar şeyleri. İşte tura katılanları. Ondan sonra şöyle içki de var orada. Gidiyorsun alıyorsun içkini. Sonra şöyle gökyüzünü seyredecek şekilde uzandım ben. Bir baktım o kızlar çevreme gel, görmedim ben onları. Ne yalan söyleyeyim. Tabii bikinilerle. Sonra bir süre ben gökyüzünü seyrettim. Hayallere daldım yani. Ya dedim yani dünyanın bir ucunda hani şey denizin ortasında partideyiz yani. Eğlencedeyiz. Böyle hayallere daldım falan. Bir baktım kızlar etrafımda. Tabii yüzlerini görmüyorum. Sırt üstü. Yüz üstü yatmışlar. Vücutlarını yani sanki küfür eder gibi bana vücutlarını gösteriyorlar. Böyle güzel ama vücutları. Üçü nasıl ayarlamışlar? Böyle tam çevrelemişler beni. Bir daha göz göze gelmedik. Şey yapmadım ben. Filme falan almadım. Hani vücutlarını falan. Müsaitti. Şey yapmadım. Ulan dedim, bunlar bana küfür eder gibi geldiler dedim. Al sana yani böyle güzel vücudu gör de şeydi yani küfür eder gibi. Ondan sonra ben her yerde doğruyu söylüyorum.
ne yaşadıysam onu söyledim. Bir şey eklemedim ki. Ama tabii insana rahatsızlık veriyor şey. Mesela eğer mesela birisi Türkiye'ye bir şey söylese hemen müdahale eder insan. Hop der. Onun için yani gidip görmüş oldum yani. Ama işte dediğim gibi sevmediğim ikinci Honduras'tan sonra ikinci ülke. İşte kazıkladılar hep. Ne yapalım? Oluyor yani. Hamama giren terler.